Bize tamam deyin. Bize tamam deyin. Evet değerli üç halkım. Yine sözümüz verdiğimizin sözün önündeyiz. Ve şu anda sanayimize artık asfalt altyapımı işi bittikten sonra bataryaların asfaltı başlıyor. Tabii bu bir seçim yatırımı değil. Zaten planlı devam eden, uzun zamandan beri beklediğimiz, hatta işte sanayi başkanımız da burada, bizim çocukluğumuz burada geçti, büyüklüğümüz burada geçti. Geçiyordu, hala da geçiyor. Biz altyapı yapıldığında sanayide hatırlamıyoruz. Öyle mi başkanım? Evet başkanım. Çok. Yani 1981 yılında kullanmış sanayimize hem kanalizasyonun, hem içme suyunun, hem de yağmur suyunun yapıldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir zamanda hem de. Ve dediğimiz gibi artık biten yerlerde özellikle asfalt çalışması bugün itibaren başlıyor. Her zaman dedik ki sabredin, 50 yıllık projeler bitecek ve bundan sonra rahata kavuşacağız. Bakın bir sürü tevatür var. İşte olmayacak gibisinden. İşte bugün burada el birliğiyle, bütün teşkilatların desteğiyle, işte genel yönetim başkanımız burada, başkanımız burada, sanayi başkanımız burada, sağ olsunlar, hep beraber bir canlı yayın yapıyoruz. Değerli dostlar, değerli ilçe halkım, sanayinin, emin olun, şu andaki pozisyonu itibaren 50 yıllık altyapı işi bitiyor. Zaten 50 yılda mı çıkan bir hattımız vardı. Çökmüş, bitmiş ve artık iş göremeyen bir altyapımız vardı. Eğer bizim kaygımız oy olsaydı bu işe girmezdik. Ama biliyoruz ki her işte yapan, her işte uğraşan en sonunda başarılı olur. Ben gerçekten ilçesini düşünen, ilçe halkı için uğraşan kişileri desteklediğinizi biliyorum. Ama burada siyaset istemiyoruz. Biz burada çalışma istiyoruz. Elbette ki pandemi oldu. Hiçbirinizin aklına gelir miydi pandemi olacağı? Yarın sabah maskeli gelecek derse inanır mısınız? Kimse inanmazdı. Ama bir sabah kalktık ki hepimiz maskeli gezdik. Hepimiz aşı olduk. Savaş çıktı dünyada. Yani olmayan şeyler, pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeyler bizim başımıza geldi. Ama yılmadık. Biz Allah'ın makamı değiliz. Biz çözüm makamıyız. Ama sizin verdiğiniz destekle, sabırla işte bugün asfalt başladı. Evet, bizim de 2 yıldan beri arabamız altı gitti. Benim de 5 tane arabam var. Arabaların hepsi altımız bozuldu. Altı bozuldu, amortisör de bozuldu. Ama katlanmak zorundayız. Her zahmetin bir rahmeti var. İşte rahmet zamanı. El birliğiyle artık sanayimiz asfaltlanıyor. Biten yerler asfaltlanacak. Bittikçe her yer düzene girecek. Şehrimiz aynı şekilde. Biten yerlerimiz park ise park oluyor. Asfaltsa asfalt oluyor. Sabredin. Çalışanlara destek olun. Destek olduğu sürece her türlü işler yapacağız Allah'ın izniyle. Biz yılmadan, asla üzülmeden, sıkılmadan bu ilçeye hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemize, sanayimize o altı hayırlı olsun. İşte biten yerler başlıyor. Asfalt olacak bir hafta içerisinde. Ve böylece artık sanayimizin o meşhur yolları kapanmaya başlıyor. Ama mecburduk. Çünkü ilk kez ilçemize bırakın içme suyunu, içme suyuyla birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu hattı geldi. Yani komple toptan değerimiz artık bitiyor. Elbette ki bu büyüklükte bir projenin, Bursa'nın en büyük yüz ölçüm bakımında ilçesinin sıkıntı olacaktır. Bundan size destek bekliyoruz. Asla siyaset yapan, sosyal medyada kendini kahraman ilan eden o insanlara lütfen güvenmeyin. Bu kardeşinize, bu ekibe güvenin. Bakın neler oluyor sonuçta işte. 50 yıllık projeler başladı ve işte bitti Allah'ın izniyle. Derdi bir karnımız neydi? 2 sene çektik. 50 yıldan beri beklediğimizi 2 seneden beri çektik ve neticede asfaltmaya başladı. Çok şükür. Tabii bunun bir sadece bizle alakası yok. Kahramanları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nurak Taşımız var. Allah razı olsun. Her projede destekledi. İşte altyapının mimarları o. Hem kazdı, döşedi ve şu anda asfaltlıyor. İl başkanlarımız var. Davut Gürkan'dan başlıyoruz. Bakanlarımız var. Efkan Ara, Hakan Çavuşoğlu bakanımız var. Sağ olsunlar. Çok büyük destek verdiler. Tüm milletvekillerimiz, Mustafa Eskin önceki dönemvekilimizden, şimdiki Refik Özel ve tüm milletvekillerimiz canla başla ilçemiz için destekliyorlar ve olmayan proje bitiyor. Bu kardeşinize, bu ekibe güvenin. Allah'ın izniyle daha birçok projemiz var ama asla seçimle alakası yok. Hiçbir oy kaygımız yok, hiçbir oy derdimiz yok. Bittikçe her şey oluyor. Yani şimdi diyecekler ki bakın buna da mana bulacaklar. Derler mi? Derler. Seçim geldi, işte asfalt yapılıyor. Asla. Bu şekilde sorabilirsiniz. Burası bitti, şu anda dedi. Bize işaretledi. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanı konuştuk.
Sağ olsun o da burayı asfalt yaptı ve inşallah Sarıyer'in tamamını bu minvalde yapmayı düşünüyoruz. Şimdi sözü ben İsmail abime bırakıyorum. Buyur İsmail abiciğim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımın dediği gibi biz burada seçildikten sonra işin başına geldiğimiz gibi sağ olsun bizden desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Mehmet kardeşim beraber başladık. Güzel hizmetler evet. Yaparken tabii ki Mehmet Başkanımın da dediği gibi bir pandemiyle karşılaştık. Ve bu mutlaka ki bizim burada işlerimizin aksamasına ne bileyim yani engel oldu. Ve biz bunları açtıktan sonra şu anda yine Mehmet Başkanımın çok büyük destekleriyle bize bugüne kadar en ufak bir desteğini esirgemeyen ama insanların tabii ki ağzı torba değil konuşuyorlar. Gene konuşabilirler. Ve biz sanayiye en güzel bir şekilde hizmeti hiçbir şekilde önünü kesmeden devam ediyoruz. Ve bugünlere geldik. Bugünlere gelene kadar Mehmet Başkanıma, Ercan Başkanıma, Yakup Başkanımıza, aynen. Bütün ne bileyim yani söylenmedik sözler kalmadı. Ama biz bunları yaladık yuttuk. İnşallah ki inşaatımız başladı. Altyapımız bitme noktasına geldi. Asfaltımızı yapacağız. Bakalım bundan sonra daha neler konuşulacak. Çok merak ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim İsmail abimize. Ben de ağzına çok sağlık. Teşekkür ederim. Değerli bir halkım, İsmail abi özellikle buyurdunuz. Yakup kardeşimin aynen, sağ olsun. Günde 10 defa telefonla arayarak başını art. Allah razı olsun. Sağ bir kere değil, bin kere her zaman koşmuştur, aynen. Yardımcı eyvallah. Olmuştur. Sağ olsun. İşte çok gördünüz. Teşekkür ederim. Ekip çok olmak böyle bir şey. Evet. İsmail abi geldikten sonra el birliği sanayi girdikten sonra 2 sene içerisinde bitiyor. İlçemize bitecek. İnşallah. Sabredin. Daha çok projeler olacak Allah'ın izinden. İlçemize sanayimiz hayırlı olsun. Bundan sonra ilçe halkımız burada en azından sanayimizde çok rahat edecek. Sonra da ilçemizde rahat edecekler. Rabbim daha büyük ümitler göstersin inşallah. İnşallah. Askerimizin polis ayağı taş değdirmesin. Devletimiz milleti var olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.